Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf kazanım testleriyle devam ediyoruz. Kazanım testi 8. Fonksiyonlarla ilgili uygulamalar arkadaşlar. Normalde çok fazla bir tanımı olmayan ve kolay da bir konu. Bununla alakalı arkadaşlar kazanım sorularımıza bakalım. Birinci soru. Yukarıda gerçek sayılar kümesine tanımlı f fonksiyonun grafiği verilmiştir arkadaşlar. F-5 ile F0'ın toplamı 2 diyor arkadaşlar. Ve bunlardan, bu öncüllerden hangileri doğrudur? Birinci öncüle bakalım. F-5. Arkadaşlar F-5 değerimiz 0'dır. F0 değerimiz ise arkadaşlar, bakın F0 değerimiz ise 2'ye eşittir ve toplamları 2'dir. Birinci öncülümüz doğru. İkinci öncülümüz, değerinin 1'e eşit olduğu 3 farklı A değeri vardır. Arkadaşlar 1, şöyle 0 ile 2 arasında şurada bir yerde olsun arkadaşlar. Şöyle bir çizdiğimiz zaman f'in şu a değeri, mesela f a 1'dir. Şuradaki b değeri f b 1'dir. Şuradaki c değeri arkadaşlar f c 1'dir. Şuradaki d değeri f d'mizde baktığımız zaman arkadaşlar hep 1'e eşittir. A b c de tam 4 tane değeri vardır arkadaşlar. Fonksiyonun 1'e eşit olduğu bu şekilde gözüküyor. Fonksiyonun sıfırdan büyük olduğu 6 farklı x tam sayı değeri vardır. Arkadaşlar pozitif değerli, artan ve azalan negatif değerli, bunlar bazen karıştırılabiliyor. Şimdi alttaki ifadede zaten arkadaşlar belirteceğiz diğer soruda da artan azalan meselesini. Burada pozitif değerli x eksenin tanım kümesidir. Y eksenim arkadaşlar değer kümesidir. Değerinin pozitif olduğu demek, yani y ekseninin pozitif olduğu yer x eksenin yukarı tarafı. Yani şu yukarı tarafında hep y değerimiz pozitiftir. Aşağı tarafta y değerimiz negatiftir. Bakalım. Eksi 5 ile 1 aralığında açık aralıkta arkadaşlar. Çünkü şöyle belirtirsek. Pozitif olduğu aralık eksi 5 ile 1 aralığı birleşim 3 ile 5 aralığında arkadaşlar. Bakın 3 ile 5 aralığında her değeri pozitiftir. 3 ile 5 aralığı. Niçin açık aralık, kapalı aralık değil? Çünkü f eksi 5 pozitif değil. 0 eşit. F1 0 eşit. F3 ve F5 değerleri 0 eşit olduğu için, malum 0 da pozitif bir sayımız olmadığı için arkadaşlar, eğer eşitlik olsaydı, yani 0'a eşit de olabilir, büyük de olabilir deseydi arkadaşlar, eksi 5, 1, 3 ve 5'i alırdım. Bu aradaki tam sayılarımız neler? Eksi 5 ile 1 aralığındaki tam sayılarımız eksi 4, eksi 3, eksi 2. 3 ile 5 aralığındaki tam sayılarımız neler arkadaşlar? 3 ile 5 aralığındaki tam sayılarımıza baktığımız zaman bir tane var, 4. Yani bu arada tam sayı olarak sadece F4 pozitiftir. Yani F3,5 falan da pozitiftir ama X tam sayı değerleri eksi 5 ile 1 aralığında, pardon arkadaşlar eksi 1 olarak gördüm. Eksi 5 ile 1 aralığında eksi 1 ile 0'da var arkadaşlar. Baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tam sayı değeri için fonksiyonumuz pozitiftir. Cevabımız arkadaşlar 1 ve 3 şeklindedir. İkinci sorumuza bakalım. Artan azalan meselesi arkadaşlar. Biraz önce de söylemiştim. X değeri tanım kümesi, Y değeri değer kümesi arkadaşlar. Yani şu şekilde yazdığımız zaman değer kümesi. Değerimin artması demek arkadaşlar, Y ekseni yukarı doğru çıktıkça değeri artar. Yani yukarı doğru tırmandığı her aralıkta değeri artardır arkadaşlar. Bakalım eksi 4 ile eksi 1 aralığında diyor. Şunları her biri birim kareler diye belirtmiş arkadaşlar. Yani şunların her birini birim kare olarak alırsak mesela eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Eksi 4 burası. Tanım kümesinin eksi 4 ile eksi 1 aralığında olduğu yerde arkadaşlar fonksiyonumuz artan mı? Evet, artan. Yani bu aralıkta sürekli değeri, bakın yukarı doğru artmış. Eksi 1 ile 3 aralığında, bakın arkadaşlar 1, 2, 3. Burası da 3. Eksi 1 ile 3 aralığına baktığımız zaman fonksiyonumuz bu arada sürekli değeri azalmış aşağı doğru. Doğru. 1 ile 4 aralığında azalandır diyor arkadaşlar. 1 ile 4 aralığına bakalım. 4 şurası. 1 burası. Şu arada baktığımız zaman arkadaşlar 1'den 3'e kadar azalmış. 3'den 4'e kadar artmış. O arada sadece azalan değil, hem artan hem azalan olduğu için arkadaşlar öncülümüz yanlış ve cevabımız 1 ve 2. Alttaki soruya bakalım. Pozitif değerli olduğu aralığı istiyor arkadaşlar. Dikkat edersek, yani pozitif değer demek biraz, yani biraz önce söylediğim gibi arkadaşlar, yukarı doğru çıktığı her aralık artan, aşağı doğru indiği her aralık azalan, x eksen yukarı tarafında kaldığı kısımda değerim pozitif, x eksen aşağı tarafında değerim negatif. Mesela f-3 negatiftir, f-1 pozitiftir.
Arkadaşlar dikkat edersek eksi 2'den sonsuza kadar eksi 2'den sonsuza kadar sadece 5 hariç, çünkü f5 sıfıra eşit. Eksi 2'den sonsuza kadar değeri pozitif, sadece 5 elemanı hariç cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Sorumuza bakalım. 5, 4. sorumuza. Eksi 5 ile 7 aralığında tanımlanmış f fonksiyonu için artan olduğu aralığı istiyor arkadaşlar. Artan olduğu aralık. Şimdi baktığımız zaman artan, yani değerin yukarı doğru tırmandığı aralık eksi 5 ile eksi 3'e kadar artmış arkadaşlar. Bu arada eksi 5'ten eksi 3'e kadar artmış. Bir de arkadaşlar 3'ten 7'ye kadar değeri artmıştır. Bu şekilde. Yani cevabımız nedir arkadaşlar? Eksi 5 ile eksi 3 ve 3 ile 7 aralığı. Yani cevabımız arkadaşlar E şıkkıdır. Bu şekilde. Alttaki sorumuza bakalım. Eksi 7 ile 4 aralığında grafiği verilmiş arkadaşlar. Buna göre fonksiyonun alabileceği en büyük değer. Arkadaşlar burada değerinin, yani y ekseninin en tepe olduğu değerimiz kaç? F eksi 3, yani 8 değeridir. Benden mesela desek arkadaşlar en büyük değer yapan, hani x istese eksi 3'tür ama değeri istediği için en yüksek değer burada arkadaşlar 8'dir en büyük değer. En küçük değer ise arkadaşlar f eksi 7'nin gittiği bir değeridir. Çünkü eksi 7 kapalı aralık, yani eksi 7'ye de bakabiliriz arkadaşlar. Eğer açık aralık olsaydı eksi 7'ye bakamazdım. F eksi 7 1'e eşit arkadaşlar. En küçük değeri de 1'dir. Toplamlarını istiyor. Cevabımız nedir arkadaşlar? 9'dur. Bu arada değerin alabileceği en büyük değer 9. Alabileceği en küçük değer 1'dir. Toplamlarını istiyor 9. Alttaki sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar yine bu tarz bir soru karşımıza gelebilir. Farklı bir soru. Eksi 6, 8 kapalı aralığında grafiği verilmiş arkadaşlar. X ile değerinin çarpımının negatif oldu. Arkadaşlar çarpımın negatif olabilmesi için biliyoruz ki, bakın bir ifadenin çarp x artı ise değeri eksi, ya da kendisi eksi ise değeri artı şeklinde bakacağız arkadaşlar. Şimdi şu aralıklara baktığım zaman mesela şurada f8 eksi 4'e gidiyor değil mi arkadaşlar? F8 eksi 4'e gidiyor. 8'in kendisi pozitif. Bakın x'in kendisi pozitif. F eksi 4, ya pardon f8 değeri eksi 4'tür. Mesela 8 olur. Buraya yazalım. 7 de olur. Kendisi pozitif, değeri negatif. Ama nereye gidiyor? Arkadaşlar nihayet ne negatif bir yere gidiyor. Yani kaça gitti de çok yani bu soru için önemli değil arkadaşlar. 7. F6'ya bakamam çünkü F6, F3, F1, F-6 hep onların değeri 0 eşit olduğu için ve burada arkadaşlar eşitlik olmadığı için 6'ya falan bakamam. Şu araya bakmıyorum. Niçin bakmıyorum arkadaşlar? Mesela F4 de pozitif. Kendisi de pozitif. Değeri de pozitif. F5, bakın 5'in kendisi pozitif. Değeri 6. Pozitifle pozitifin çarpımı malum sıfırdan küçük değil. Bu araya da bakmıyorum. Gelelim arkadaşlar bu aradaki tam sayılarıma bakıyorum. F2 kendisi pozitif. Değeri negatif. Çarpımlar negatiftir arkadaşlar. İkimiz de olur. F1'e bakmıyorum sıfır eşit olduğu için. F0'a bakmıyorum. Kendisi sıfır eşit olduğu için arkadaşlar. Çünkü çarpımları sıfır eşit olur. Şuradan da baktığımız zaman arkadaşlar f-1, f-2, f-3, f-4, f-5, f-6 hepsi de kendisi negatiftir ama değeri mesela f-1'de, f-2'de, f-3'de, f-4, f-5 ve f-6'da her biri de arkadaşlar değeri pozitif, kendisi negatif olduğu için bunlar sağlar. Yani -1'den şu şekilde belirtirsem -6'ya kadar olan ifadelerin hepsi de sağlar arkadaşlar bunu. Diyor ki x tam sayı değerler toplamı, yani bunların toplamını istiyor. Topladığımız zaman arkadaşlar 15, 17, eksi 1 daha 16, eksi 2 daha 14, eksi 3 daha 11, eksi 4 daha 7, eksi 5 daha 2, eksi 6 daha arkadaşlar cevabımız kaç çıkar? Eksi 4 çıkar. X'in, yani bunu sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. 7. sorumuz arkadaşlar. Yine birim karelere ayrılmış. Bu koordinat sistemi üzerinde bu ifadelerin hangisi doğrudur diyor arkadaşlar sorumuz. Şimdi baktığımız zaman birim çember dediği için şurası 1, 2 ya da eksi 1, eksi 2, eksi 3 şeklinde gidiyor. F eksi 5 değerine bakalım arkadaşlar. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. F eksi 5 nereye gitmiş arkadaşlar? F eksi 5 bakın eksi 1, eksi 2'ye gitmiş. F eksi 1, eksi 1 burası arkadaşlar. Eksi 1 nereye gitmiş? 0, 1 değerine gitmiş arkadaşlar. Eksi 2 ile 1'in toplamı eksi 1'dir. Birinci öncülümüz doğru. İkinci ifadeye bakalım. F0 ile F ters 5'in toplamı 3 ile 4 arasında diyor arkadaşlar.
F0'ımız, şuna baktığımız zaman arkadaşlar F0'ımız 2 ile 3 aralığında bir değer. Yani şurası F0, şöyle düşünürsek arkadaşlar 2 ile 3 aralığında bir değer. F ters 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y'de 5'i buluyorum arkadaşlar. Yani F1, 5 olduğuna göre F ters 5 de 1'e eşittir arkadaşlar. F ters 5 de 1. Şimdi 1 ile 3, 2 ile 3 aralığında bir ifadeyi toplarsam, yani her tarafa arkadaşlar şu şekilde 1 eklediğim zaman 3 ile 4 aralığında olur. İkinci öncülümüz de doğrudur arkadaşlar. Üçüncü öncülümüze bakalım. F eksi 5. Önce f eksi 5'e bakalım arkadaşlar. F eksi 5'imiz biraz önce bulmuştuk. Kaça gidiyor? Eksi 2'ye gidiyor. Şimdi f eksi 2'ye bakıyorum arkadaşlar. Eksi 1, eksi 2. F eksi 2 arkadaşlar, yani çok küçük bir şekilde negatife gidiyor. Yani 0 ile eksi 1 aralığındadır. 3 öncülümüz de doğru. Baktığımız zaman arkadaşlar f eksi 2'mizin yani çok küçük bir şekilde 0 ile eksi 1 aralığında olduğu gözüküyor. Diğer sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar, grafik verilmiş. Eksi 6 ile 8 tanım aralığında arkadaşlar. Bu fonksiyon için, f fonksiyonu için hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar maksimum noktasının koordinatları 2'ye 5 diyor. Eksi 6 ile 8 arasındaki en tepe nokta burası arkadaşlar. Baktığımız zaman. Ve bu noktanın koordinatları da 2'ye 5'tir arkadaşlar. Doğru. F3 F4'ten büyüktür diyor. Baktığımız zaman arkadaşlar. F3 F4. F3 F4. F3 değeri daha büyüktür. Çünkü bu arada azalarak gittiği için arkadaşlar. Yani mesela 2 ile 7 aralığında azalarak gittiği için F3'ün F4'ten büyük olması normal. Eksi 6 ile eksi 1 aralığında diyor arkadaşlar. X'im eksi 6 ile eksi 1 aralığında, yani şu arada baktığımızda eksi 6 ile eksi 1 aralığında kendi değeri negatiftir. Kendi değeri negatiftir. F eksi 2 de negatiftir. F eksi 3 de negatiftir. F eksi 4, F eksi 5 de negatiftir arkadaşlar. Fonksiyonun değeri de negatiftir. Çarpımları sıfırdan büyüktür. Doğru. Minimum noktası arkadaşlar. Eksi 6 kapalı olduğu için eksi 6 kime gitmiş? Eksi 2'ye. En alt noktası arkadaşlar eksi 6'ya eksi 2 noktasıdır. Bu ifademiz de doğru arkadaşlar. 5 ile 8 aralığında diyor. Yani şu aralıkta arkadaşlar. 5 ile 8 aralığında kendisiyle değerinin çarpımı negatiftir diyor arkadaşlar. Kendisi burada pozitif zaten. Kesin pozitif bu arada. Değeri negatif olduğu yerde var. Pozitif olduğu yerde var arkadaşlar. Ben buna doğru diyemem. Cevabımız E şıkkıdır. Alttaki ifadeye baktığımızda daima artan, yani bir fonksiyon düşünün arkadaşlar. Şu şekilde sürekli şöyle artarak gidiyor. Doğru da olabilir. Yani şöyle bir eğri de olabilir. Sürekli artarak gidiyor. Bana diyor ki arkadaşlar, burada da F2 var, burada da F2 var. F2 sıfır olsaydı burada sıfır yapardı arkadaşlar. Demek ki F2'm sıfır değil. Burada F-2'm sıfırmış. Hazır denk geldi arkadaşlar. F-2'm sıfırmış. Şu ifadeye bakalım. F2 ile F-5'in çarpımı negatif. F-5 negatifte. F2 de zaten arkadaşlar pozitifte. Yani burada bu ifademize doğru. Yani bu şekilde artarak giden bir ifade. Baktığımız zaman artarak gittiği için arkadaşlar F-3, F-4. F-3 daha üsttedir. Doğru. F0 sıfırdan büyüktür diyor. F-2 sıfırsa arkadaşlar ve artarak gittiği için F0'ım sıfırdan büyüktür. Doğru. F-1'im sıfırdan büyük. F-5'im de sıfırdan büyük arkadaşlar. Çarpımları negatif değildir. Yanlış. Ve cevabımız ne çıkar? D şıkkı çıkar. F-2'den sonrası arkadaşlar hep pozitif. Çünkü artarak gidiyor. F-2'den sonrası değerleri negatiftir. Ama şurada da arkadaşlar F-3'ün artarak gittiği için bir sonraki, bir önceki ifadeden büyüktür arkadaşlar. Artarak gittiği için cevabımız D şıkkı. 10. soruya bakalım. Eksi 5 ile eksi 3 kapalı aralığında değişim hızı pozitif. Eksi 5 ile eksi 3 aralığında arkadaşlar değişim hızı pozitif. Yani daha çok artmış arkadaşlar. 2 ile 5 aralığında ise 2 ile 5 aralığında ise arkadaşlar değişimiz negatif olan hangisi grafiği olabilir diyor. Bakın arkadaşlar şuna bir baktığımız zaman eksi 5 ile eksi 3 aralığına bakarsam arkadaşlar azalmış da artmış da. Ve arkadaşlar kapalı aralık dediği için değişim hızı formülü neydi? Mesela eksi 5 ile AB aralığındaki değişim hızı formülü şuydu arkadaşlar. FB eksi FA bölü B eksi A'ydı arkadaşlar. Bir kere burada tamam 2 ile 5 aralığında azaldığı için değişim hızı negatiftir ama arkadaşlar şu arada
dikkat edersek f-5'in kendi değeri de f-3'ün kendi değeri de 0 eşit olduğu için burada değişim hızı 0'dır arkadaşlar. Yani arttığı kadar azalmış. O yüzden pozitif değil. Bunu eledim. Şuna bakalım arkadaşlar. -5 ile -3 aralığında değerler birbirine eşit olduğu için kaç olursa olsun ama nihayetinde değerler birbirine eşit olduğu için arkadaşlar fb eksi fa'mız 0'a eşit olduğu için pozitif gelmez. Yanlıştır. -5 ile -3 aralığında sürekli arttığı için değişimizi pozitif sağlıyor. 2 ile 5 aralığında bu da artıyor arkadaşlar. Bunda değişimizi pozitiftir. Negatif 2 ile 5 aralığında negatif olanı arıyorum. Şimdi arkadaşlar -5 ile -3 aralığında baktığımız zaman şöyle arkadaşlar şu şekilde uzattığımız zaman artmıştır değişimizi pozitif. 2 ile 5 aralığında ise arkadaşlar azaldığı için değişimizi negatif olacağından dolayı cevabımız hangisi olur? A şıkkı olur arkadaşlar. Burada da -5 ile -3 aralığında azalıyor değişimizi negatif. 2 ile 5 aralığında arttığı için değişimizi pozitiftir arkadaşlar. Tam tersi olsaydı cevabımız B şıkkı olurdu. Çok farklı bir grafik sorusuna geldik arkadaşlar. Sorumuzda da baktığımız zaman. Şimdi f ve g fonksiyonların grafikleri yukarıda verilmiştir diyor. Ve değerler değil de harflendirme üzerine verilmiş arkadaşlar. Değişim hızı formülünü yukarıda verdik. Yani formüle baktığımız zaman arkadaşlar bakın AB aralığında yine yazdığımız zaman AB kapalı aralığında arkadaşlar FB eksi FA bölü B eksi A. Yani önce değerlerini çıkarıyorum sonra kendilerini çıkarıyorum arkadaşlar. AB aralığında AB aralığına bakalım arkadaşlar. AB aralığında yani şu arada. Ortalama değişim hızları aynıdır diyor arkadaşlar. Baktığımız zaman şimdi FB eksi FA kendi tam kesiştikleri nokta oldukları için arkadaşlar FB eksi FA'ları aynı. B eksi A da aynı olacak ve otomatikmen değişim hızları aynı olacak. Yani ille de bir değer vermek isterseniz değerler aynı olacağı için arkadaşlar ikisinin de FB'si, ikisinin de FA'sı, ikisinin de B'si, A'sı eşit oldukları için ortalama değişim hızları aynı çıkar. AC kapalı aralığında diyor arkadaşlar. AC kapalı aralığında F fonksiyonunun hızı, değişim hızı G'ninkinden fazladır. Arkadaşlar F bu. A ile C aralığında F artıyor, G azalıyor. F'inki pozitiftir. G'ninki negatif olduğu için arkadaşlar ortalama değişim hızı fazladır. Cevabım ikinci öncülümüze doğru. DB aralığında arkadaşlar yani şu arada. Bakın DB aralığında G'ninki arkadaşlar G fonksiyon DB aralığında arttığı için ortalama değişim hızı pozitif. F'inki arkadaşlar DB aralığında bakın azaldığı için negatiftir. G fonksiyonun ortalama değişim hızı daha fazladır. Az dediği için arkadaşlar bu öncülümüz de yanlıştır ve buradan arkadaşlar cevabımız ne çıkar? Cevabımız C şıkkı. Yani 1-2 çıkmış olacaktır arkadaşlar. Fonksiyonlarla ilgili uygulamalar kısmımız bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki kazanım testi 9'da yani parabol konumuzda arkadaşlar. Parabolle alakalı kazanım testimizde görüşmek dileğiyle.